Eğilmez başın. Hakkıyla kazanılan gazilik unvanıyla savaştaki kahramanlığını resmileştirmişti. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Savaşı'nın ardından 19 Eylül 1921'de gazi unvanını alarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün başarısını ve önderliğini ölümsüzleştirmişti. Her iki gazilik de Büyük Millet Meclisi tarafından millet adına kendilerine verilmişti. Ulu Önder, milli mücadelede Gaziantep'lilerin düşman karşısındaki yiğitçe direnişlerini, ölüm ve diş dişe savaşlarını, savunmalarını coşkuyla izlemiş, onlara her fırsatta gösterdi. Halk evi bahçe kapısından binaya kadar yere Asaf Erkılıç'ın evinden getirilen halı döşenmiştir. Valla o halıyı ben çok severek hatırlıyorum. Bizim evdeydi o halı. Binaya girinceye kadar Kılıç Ali bulundukları yerin Fransız cephesi olduğunu söyler ve Türk mermilerinin izlerini göstererek izahat verir. Gazi üst kata çıkar. Üst kattaki merdivenin karşısına Gazi'nin gençliğe hitabı cam üzerine altın yaldızı olarak yazılmış ve asılmıştır. Kuzeybatı tarafındaki odaya girer. Gazi biraz dinlendikten sonra Ali Koçum'un pişirdiği kahveyi içer. Halk evindeki heyet arasında Doktor Mecit Barnas da bulunmaktadır. Ayağı sakat olduğu için ayağının birini uzatarak oturması gerekmektedir. Babamın bir dizi kıvrılmazdı. Onun için halk arasında hatta babama topal Mecit derlerdi. Bir ayağı böyle kıvrılmadı. Toprakta yetişmiş gıdadan vücudumuzda zerreler var. Jandarma Üsteğmen Ali Rıza, namı diğer Kilisli Arslan Bey. Ben 14 yaşında oğlunu bu vatana kurban vermiş. Diğer Özdemir Bey. Teğmen Mehmet Sahip, namı diğer Şahin Bey. Molla Mehmet, namı diğer Karayla. Yüzbaşı Asaf Bey, namı diğer Kılınç Ali. Memleketimize hoş geldiniz paşam. Ben Gaziantep'lilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün...